Depremden sonra Adıyaman'da tabii konaklama alanında hizmet veren otellerin birçoğu yıkıldı. Birçoğu hasar gördü. Bizim otelde hasar görenlerden oteli tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza başladık. Ama ekonomik olarak sıkıntılarımız olduğu için bugüne kadar otelimizi hayata geçiremedik. Bunun için Turizm Bakanlığımızdan ucuz kredi veya hibe mahiyetinde destek bekliyoruz. Bugüne kadar bekledik ama herhangi bir çalışma olmadığını gözlemledik. Burada Adıyaman'ın ayağa kalkabilmesi için, turizmin ayağa kalkabilmesi için otellerin hayata geçmesi şart. Otellerin hayata geçebilmesi için de bakanlığımızdan destek bekliyoruz, valiliğimizden destek bekliyoruz. Bu destek gelmediği süreç içerisinde bizim oteli ayağa kaldırmamız söz konusu değil. Onun için yetkililerin bu konuda duyarlı davranarak bizlere destek sağlamasını temenni ediyoruz. İşte Adıyaman'da yatacak bir yer yok. Onun için de gelen misafirlerin çoğu Adıyaman'da ikamet etmiyorlar. Civar illerde yatıyorlar. Çünkü gelen misafirleri ağırlayacak, onları yatıracak ortamımız mevcut değil. Yatak sayımız çok düşük. Otellerin hemen hemen hepsi yıkıldı. Bir iki otelimiz ayakta. Onların haricinde oteller kapalı veya yıkık. Bunun için demin söylediğim gibi yetkililerimizden destek bekliyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl, yani depremi yaşadığımız yıl olan 2023 yılı içerisinde depremin hemen ardından yazın ortalarına kadar olan dönemde neredeyse hiç turizm hareketliliği olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yazın ortalarından itibaren yeniden küçük çaplı da olsa bir hareket başladı ve böylece geçen yılı yaklaşık olarak 51 binlik bir toplam hem konaklama hem de öğren yeri ziyareti sayısıyla kapatmış olduk, tamamlamış olduk. Tabii bu 51 bin rakamı Adıyaman'ın geneli ortalaması için çok iyi bir rakam değil ama çok büyük bir afet yaşadığımız, yani gerçekten şehrin yapı stoğunun neredeyse üçte birinin elimizden çıktığı, gerçekten büyük sosyal ve ekonomik sorunların yaşandığı göz önüne alınırsa da en azından ikinci yarı için küçük de olsa böyle bir rakamın ilimize tekrar gelmiş olması da sevindirici diye düşünüyoruz. Tabii bu yıl biraz daha normale döndü. Her ne kadar çok ciddi sayıda otel ve yatak kaybetmiş olsak da şu ana kadar yaklaşık 114 bin kişilik bir ziyaret var. Ören yerleri artı konaklama olarak. Tabii yılın daha ikinci yarısı önümüzde duruyor. Özellikle bu yaz dönemimiz en sıcak dönemde bir yavaşlama olsa da önümüzdeki günlerde özellikle yazın sonuna doğru ve kış mevsimi de geç gelirse, yani sonbaharın uzamasıyla bu sayının ciddi bir biçimde de artacağını bekliyoruz.